Hayatım, Hafize de geldi. Hadi geç kalmayalım. Tamam, tıraşımı olayım, çıkıyoruz. Günaydın Hafize, gel. Hoş geldiniz Zaman Hanım. Yok, gelmeyeyim. Ben bir şey rica edecektim. Buyur, hayırdır? Malum bizim Kamil'in işleri düzenimizi bayağı karıştırdı. Başka yerleri de koşturmam lazım. Bir müddet benim yerime Canan gelse nasıl olur diyecektim. Merhaba Leman abla. Merhaba Canan. Vallahi bir müddet böyle olursa duacınız oluruz Leman Hanım. Ah Hafize, ah. Kendi elim gibi olur dersen sen bilirsin. Sen hiç merak etme Leman abla. Annemi aratmam inşallah. Peki bakalım. Öyle olsun. Ben işe koyulayım o zaman. Ay Allah razı olsun sizden. Aslında ben sana kırgınım Hafize. Evi, denizi sana emanet ettik. Gittik, bir döndük. Evin içi mahşer yeri gibi. Siz rahat olun. Yani arabanın hasar tespitiydi falan ben halleder size bildiririm. Numaranız var bende. Çok utandırdınız beni. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Yok canım, ne demek. Olur mu öyle şey? Sağ olun. Ne ya? Günaydın Şiar Bey. Günaydın da siz ayamadınız galiba Gönül Hanım. Geç olmadı mı biraz? Ders başlamadı bile, yetiştim Şiar Bey. Derse değil, her sabah bahçede törene bekliyorum sizi efendim. Tam 7:45'te. Zaten o saatte geliyorum ama bu sabah bir aksilik oldu. Bu hayatta aksilikler hiç bitmez Gönül Hanım. Onların bitmesini beklersek oho işimiz var. Ne yapmamı bekliyorsunuz peki? Gerekirse her sabah evden 10 dakika önce çıkacağız efendim. Ne olur ne olmaz. İzninizle. Ocağınım. Buyurun. Özel arkadaşlarımızla da böyle okulun önüne kadar gelmeyin. Pardon? Malum her kızı buraya arabasıyla erkek arkadaşları getirirse önüne alamayız. Bir kaza yaptım. O bey de bir polis memuru. Geç kalmayayım diye arabasıyla beni okula kadar bıraktı. Sanırım bu açıklama biraz olsun sizi rahatlatmıştır Şiar Bey. İyi dersler. Bak bak bak. Astın üstüyle konuşmasana. Tavırlara bak. Vereceksin bunun eline ihtarnameyi. Hadi uğurlar o. Dışarıda millet aç ve iş arıyor, iş. Ya bu Şiar da daha ilk günden sıkmaya başladı ha. Evet ya, hangi diyardan geldiyse abicim. Bir de bundan sonra her sabah kalkıp törene katılacakmışız. Ulan askeriyede tören kıtası mıyız biz ya? Ne o yüzüne renk gelmiş Efe? Ne rengi be abi, direkt mor ve ötesi olmuş baksana. Ulan sana moru bir kurum ötesine de karışmam ha! Günaydın arkadaşlar. Günaydın Murat abi. Canan, ne işin var burada? Dün bütün gece aşk yuvanızda yatağınızın altında sizi dinledim. Sabah karşı çıkarken de sonradan anlatsam inanmazsın diye karının cep telefonunu dün çaldım. Bana bak, delirdin mi sen ya? Yo, gayet iyiyim. Hem gördüm ki siz de karınızla bayağı iyisiniz. Durumlar hiç bana anlattığın gibi değil. Canan, bütün bunlar burada konuşulacak şeyler mi? Zaten ben konuşmaya değil, temizliğe geldim. Neyse artık. Ben çamaşırlarla başlayayım. Malum, öyle çok kirli çamaşırınız var ki akşama dek anca biter. Arkadaşlar, herkesten cumartesi sabahını bu seviye tespit sınavına ayırmasını istiyorum. Bütün ilde aynı anda yüzlerce öğrenci bu sınava girecek ve hiç kimseden herhangi bir ücret alınmayacak. Sınav sonucunda hepiniz gerçek ÖSS'ye girmiş gibi puanlandırılacaksınız. Böylece hem kendinizi denemiş olacaksınız hem de yol yakınken eksiklerinizi görme fırsatı bulacaksınız. Evet, katılacakların ellerini görebilir miyim? Başka? Güzel. Diğerleri de cumartesiye kadar düşünüp umarım bu fırsatı değerlendirmeye karar verirler. Çıkabilirsiniz arkadaşlar.
Haydar abi, hoş geldin abi. Ne oluyor dedim lan sana, ne oluyor? Kamil'in eşiyle, dostuyla herkesle konuşuyorlarmış. Seninle de yakınmış, konuşalım dediler. Ne anlattın? Ne anlatacağım abi? Hiç kendimi de yakar mıyım? Böyle şeylerinden hiç haberimiz yoktu dedim. Duyduğumda ben de şaşırdım dedim. Savdım işte başımdan. Abi, buradan da çıktı. Ben arkasındayım. Bana bak, peşini bırakmayacaksın. Dakika dakika bana rapor vereceksin. Anlaşıldı mı? Tamam. Çember daralıyor. Kendimizi sağlam almalıyız. Ne yapacağız ki abi? Ben ne yapacağımızı biliyorum. Az daha dur. Yakında hepimizi sigortalayacağım.